Pes Türkiye kanlı hepiniz hoş geldiniz. Bugün ana ligde yeni bir serüvene daha başlıyoruz. Bakalım sizlerden gelen isimlerle kadromuzu Leicester düzenleyip kurmaya ve bütün İngiltere takımlarını gondiklemeye çalışıyorsunuz. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda Manchester United'a 1-0'dan 2-1 yenilmiştik. Yorumlara tekrardan sizden çok teşekkür ediyorum sizlere yine yorumlara bıraktınız isimleri. Şimdi ben Silimani, aef Pro Gaming, TR göndermiş bu isimleri. FIFA Mobile Gamer'dan Rafael, Varen, Samuel, Umtiti, Embapmeği al abi demiş. Samet Şahin, Kagavayı ben transfer ettim analikte çok memnun kaldım demiş. Ee, Baranlar Sane'yi almamızı istemiş. Siyah top avcısı Kimbembe'yi almamızı istemiş Stoper. Mehmet Eroğlu Boni'yi, Hakim Ziyech ve Balotelli'yi önermiş bize. Salim Pes, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun Türklerden gitmiş. Ee, futbolun nabzı abi Azeri bir oyuncu al demiş. Bunun sözünü veriyorum sana. Ee, kadroyu kurarken bir tane Azeri oyuncu alacağım kardeşim. E, ee, Agresif oyuncu Donnarumma daha önce de söylemişti. Onun ismini söylemeyi unutmuştuk. E, Donnarumma'yı en başta söyleyenlerden biridir kendisi. Lecola yine Murillo stoper için öne açık demiş kardeşim. Öne açık ama e, yani bizi lig diklemesin öne açıksa. Aman ha. Gökhan Özdemir Mariano'yu al demiş. Bora Tuncer kanat olarak Sané, e, orta sahaya Keita, bek olarak Sergio Roberto ve forvete Icardi demiş. Bu arada Icardi'yi 87 ov yapmışlar ya. Ben Inter'i çok fazla seçmediğimden bana yüksek geldi gücü bilmiyorum. Yunus Emre Akıcı, Kaleye Handanović, Sol Açık Perisic demiş. Ve Emin Efe Ünver'de Cengiz Ünder demiş kardeşimiz. Ve ta ta tam listeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizin listelerinizi aldım. Ee, ovlarına göre, overall'larına göre ayarladık. Icardi dediğim gibi 87, Umtiti 87, alta doğru gidiyor. Verdiğiniz isimlerin çoğunu buraya kaydettim arkadaşlar. Hemen hemen hepsini kaydettim. Ama bunların hiçbiri bize gelmeye sıcak bakmayacak Kagawa haricinde. Ee, bir Kagava'ya hemen transfer teklifi yapalım. Şu anda %65 gelme ihtimali. Biz yine tok satıcı olacağız. %20'ye indireceğiz bunu. Okeyleyeceğiz. Transfer dönemi biliyorsunuz devam ediyor 15 saat kaldı bitmesine pardon 12 saat ee, gördüğünüz gibi 12 saat içerisinde transfer dönemi bitecek takımımıza acilen e, bir şeyler yapmamız gerekiyor ve Kawa, Kagawa gelmek istemedi birazcık da açıkçası maliyeti düşürmek istedim çünkü 35 milyonumuz var 20 küsürü ona verirsek diğer e, şeylerde sıkıntı yaşayabiliriz. Bu arada Dembele ile ilgili de her iki tarafta yeni koşullar teklif etti diyor. Dembele ile tekrardan bir görüşme yapalım. Bakalım. E, 21 milyon istiyor ama arkadaşlar bunu almayacağım. Çünkü serbest kalma ücretini 23 milyon yapmamı istiyor. 21'e aldık. Biz parlatıp onu 23'e satmaktan hiçbir kar elde edemeyiz. O yüzden ben e, görüşmeleri Dembele için sonlandırıyorum. Kagawa da şu anda istemedi. Diğer listelenen oyunculara bir teklif yapalım. Bu arada iki olanlar falan belki gelir mi diye. Bir maliyetlerine de bakalım. 26 milyon Perisic 29 yaşında. Balotelli var. Z Hakim Ziyek var ama. Bu alınır sanki ya. Şuna bir. Acaba bir yıllık kiralama falan desek. o 6 milyon istiyor. 6 milyon istiyor gavur. Transfer görüşmesi başlat diyelim. 36 milyon. Şu, şu anda alamayız bunu. Donnarumma'ya ne kadar istiyorlar? Bir Donnarumma'ya da bakalım. 35 milyon da istiyorlar. Yani aslında bir iki oyuncu satabilsek bunlardan alabiliriz. Kim, pepme, kim pembe Ya da neyse. Biliyorsunuz çok fazla dalga geçiyorsunuz de Oyuncu isimlerini bilmediğimden. Telaffuz etmekte zorlanıyorum. Çünkü İngilizcemde. Hep okul hayatımda kötüydü arkadaşlar. Buna bir bakalım. 29 milyon istiyor. Bu da çok şu anda. Yani biraz daha böyle e, maliyeti düşük adamlar arkadaşlar bana önerin. Çünkü zaten 35 milyonumuz var. Ve e, oyuna da mücadeleci olarak girdik. Yani kovulabiliriz böyle transfer bütçelerini ayarlayamazsak. Cenk Tosun'da 20 milyon, 21 milyon istiyor kulübü. Bir şuna da bir teklif yapalım bakalım. En azından evet 10 saat kaldı. 2 saat 2 saat gidiyor. Bir güncelleme var. Mahreze bir teklif gelmiş. Mahrezi her türlü satarım arkadaşlar. Çünkü çok çabuk Oba! Yani o kadar çabuk yoruluyor ki Mahrez. Bir bakalım şuna. 27 yaşında ben satarım abi bunu. Bakalım yeni görüşme yaptı. Biraz daha koparabilir miyiz abi? 41 milyon diyeceğim arkadaşlar. 41 milyon diyeceğim. 7 saatimiz kaldı. 41 milyon eğer verirlerse mahreze çok iyi bir tane yıldız alabiliriz. Hatta şu anda bakalım Schmeichel'a da te teklif gelmiş. Morgan'a ve var diye. Şöyle yapacağım. Hemen buradan şimdi onları verip oyuncu da alamazsak transfer döneminde sıkıntı yaşarız. O yüzden şöyle yapacağım arkadaşlar. Hemen şu an o kadar panik oldum ki. Görüşmeler. Gelişmiş ara. Transfer listesinde konan böyle güçlü bir adam var mı ona bakacağım. Ova göre sıralı mı? Evet. Bu Danilo Pereira'yı alsak mı ya? Bunun maliyeti ne kadarmış? 17 milyon. Bakalım. 24 falan istiyorlar. Geç. Bir de şimdi teklif yaptık mı 2 saat daha ilerliyor zaman. Kiralık listesine bakalım. 6 oyuncu kalmış sadece. Buradan iş görmez. Yenileme yapmayan adamlara bir bakalım. Bu da iş görmez. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ee, buradan. A, üstte de. Peris hiç açık kalmış ya. Bir dakika. Acaba ondan mı transfer listesi yine diyelim bakalım. Ha. Bir dal Rugani alırım arkadaşlar. Bir dal Rugani alırım. 24 yaşında. Teklifimizi yapıyoruz. 31 milyon istiyor. Biz bunu 22 milyona çekebilir ama şunu da 3 yıllık bir kontrat. Yapalım 2 saat daha geçti saat 5. Zaman daralıyor. Bütün oyuncularımıza teklif var şu anda. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Mahrez'i yerini dolduramasam da satacağım arkadaşlar. Kesinlikle satacağım. Bu arada 41 milyona 40 milyon mu demiş. Vergisin abi şartları kabul et. Vergisin 75 milyon paramız oldu. Şimdi onun yerine acaba bir yıldız mı alsak? Şu an 3 saat kaldı. Mahres kulüpten ayrıldı. Hemen şuradan elim ayağım titriyor. Takımım. Şimaykılı falan veremem şu anda. Hut'a 8 milyon vermişler. Hut'un yerini doldurabilirim abi. Ama bir tane yıldız almamız gerekiyor. Bakalım. Şimdi Gelişmiş ayarlardan şunu yapacağım. Transfer listesinde bunu alsam mı? 23 milyon bakalım kaç paraya kadar inecek? 17 milyon aslında daha böyle ileride bitirici bir adam mı alsak ya? Bu arada Rugani'ye teklif yapmıştık zaten. Buna ne kadar istiyorlar 17 milyon bakalım ne kadar düşecek 17 milyondan 16 mi... Kaç paraydı Bir saniye bakalım Yani çok fazla düşmüyor bu Şimdi Asıl Transfer olayına geliyoruz şimdi full yapacağım Yani en üstteki adamlardan hangisi bana gelmek istiyor Lewandowski Görüşme başlat 42 milyon verilir mi? Mahrez'in yerine verilir ya. 7 milyonda maaş istiyor. 7,5 milyon. Okey diyorum abi. 2 saat kalsın. Bakalım. Lewandowski gelirse inanılmaz bir şey olur. Görüşmelerde güncelleme var. Yani bu demek oluyor ki. Lewandowski'yi takıma kat oh var diye mar diye bunları satamam arkadaşlar. O kazakiyi de satabilirim ama ilk önce biz bir garanti altına alalım kendimizi. Lewandowski yeni görüşme yap diyoruz. Yeterli zamanınız kalmadı. En iyisi paydos etmek diyor. O zaman şartları kabul edeceğim abi. Te transfer teklifiydi. 42 milyon Serbest kalma ücreti de yok. Lewandowski'yi alıyorum abi. Lewandowski hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra çift forvet yapacağız arkadaşlar. Lewandowski'yi takımıza kattık. Diğer oyunculara gerek yok. Devre arasında da satarız. Bu arada lig devam ederken de transfer görüşmeleri yaparız. Ama Lewandowski kadromuza kattık. Çok az bir süre vardı. Bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Ve çok iyi yaptık. Şu anda Ay'ın takımı da seçildi. Vardy zaten bakın Ay'ın takımına seçilmiş. Onun yanına Lewandowski geliyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizin söylediğiniz oyuncuların çoğu gelmeyi istemedi. Lewandowski yani nasıl gelmeyi kabul etti bilmiyorum ama düşeş geldi. Pahalı da olsa çok iyi paraya sattık Mahrez'i kesinlikle iyi bir transfer yaptığımıza inanıyorum. Mahrez'i verip Lewandowski'yi almak da doğru mu yaptık? Yorumlara lütfen yazın. İstediğiniz oyuncuları da lütfen daha gelişmeye açık ve bize gelmek isteyecek oyuncuları tercih ederseniz sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde iki forvet Vardy ve Lewandowski ile Analik'te 3. maçımıza başlayacağız. Görüşmek üzere. <laughs>